Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Hatırlayacaksınız arkadaşlar, daha önceki bölümlerden birinde Nature Icon Cloud Up 2 çadırını incelemiştik. Bu bölümde yine bikepacking için uygun olan eski tip, tünel tip bir çadır olan High Peak Mini Light tek kişilik çadırı inceliyorum. Çadır hakikaten arkadaşlar ufacık bir çadır. High Peak markası. High Peak markası Alman bir çadır üretici firma. Aile çadırları, kamp çadırları üreten bir firma. Çadırın paketi inanılmaz küçük. Sadece 30 cm uzunluğunda ve 12 cm çapında bir genişliğe sahip. Ayrıca bu çadır site verilerinde 1000 gram yazsa da benim ölçtüğüme göre 800 gram geliyor. Çadırın içinden çok fazla bir şey çıkmıyor. Çadır tek kat bir çadır olduğu için çadırın kendi tentesi, 2 adet tünel çadırı olduğu için 2 adet ufak poli ve çakacağımız kazıkları çıkıyor. Çadırımızın hacimsel özelliklerinden başlamak gerekirse taban iz düşümü, genişlik olarak önde 120 cm, arkada 100 cm, boy olarak da 200 cm'e tekabül ediyor. Çadırımızın giriş ön yüksekliği 90 cm, ayak ucunda ise 60 cm yüksekliğe sahip. Bu ne demek oluyor? Kullanıcı teknik verilerinde bu çadırı 2 kişilik dese de çadırımızın bagajı olmadığı için bana göre bu çadır tek kişi kullanım için ideal bir çadır. Çadırımızın teknik özelliklerinden bahsetmek, yani kumaş tekstil özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse 190T polyester kumaştan üretilmiş bu çadır ki 190T kumaşlar genelde çadır kumaşı dayanıklı polyester kumaştır. Çadırımızın su tutma özelliğinden, yani yağmur dayanımından bahsetmek gerekirse bu çadır 1500 mm su sütununa sahip. Bu ne demek oluyor? Decathlon çadırları 2000 mm su sütununa sahip. Yani bu çadır yağmur altında da sizi koruyabilecek, çok şiddetli olmadığı sürece sağanak yağmur altında da problemsiz şekilde sizi koruyabilecek bir çadır. Ki bu değerler bana göre hiç de fena değerler değil. Bana göre bu çadırın birkaç tabii ki dezavantajı var. Bu dezavantajların başında ne geliyor? Şu gördüğünüz pol. Tek girişli olan bu çadıra girişi gerçekten biraz zorlaştırıyor. Eğer biraz iriyseniz çadıra girmeniz biraz problem olabiliyor. Bir diğer dezavantajı bagajının olmaması. Bagajı olmadığı için eşyalarınızı çadır içinde muhafaza etmek zorunda kalıyorsunuz. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Eğer uzun bikepacking turları yapıyorsanız ve gece sadece uyumak için bir çadıra ihtiyacınız varsa evet bu çadır kullanılabilir. Ama bu çadır kesinlikle bir kamp çadırı değil çünkü içine girip çıkması gerçekten zor. Ama diyorsanız ki ben turda sadece uyumak için kullanacağım, 25-30 dolara alabileceğiniz güzel bir çadır bu. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.